Bana sorarsan zaten yoktu aşk hiçbir zaman. Mutlu olamaz gülüm, aşk esaret sanan. Sevgi mutluluktur, oysa sende ne arar? Acının kederin aşkı buraya kadar. Sevgi mutluluktur, oysa sende ne arar? Acının kederin aşkı buraya kadar. Hadi bana, hadi bana, hadi bana, hadi göster gerçek kendini. Hadi tatlım kus bütün, bütün halini. Hani bana, hani bana, hani bana, hani aşıktın sırılsıklam. Hani tatlım ölecektin aşkından. Arsız yalanlarım kaldı, umutlarım akmaz, gözyaşlarım bundan sonra. Sevmem ben bir daha, kanmam yalanlara, ver mi gözyaşlarıma. Akmaz gözyaşlarım bundan sonra. Sevmem ben bir daha, kanmam yalanlara, der mi gözyaşlarıma. Alo. Aa, sen misin Meloş'cum? Adam yine geldi, gördün mü? Bu patronu değil miydi Deniz'in? Şimdi sevgili mi olmuşlar? Paçayı da fena kaptırmış diyorlar. Bizimkiler çatlıyor, biliyorsun değil mi? Tabii. Onlar kaldı, Deniz gidiyor. Deniz Hanım o paketleri evine çıkıyor. Tabii. Ben gidiyorum. Görüşürüz hayatım. Bu kalsın. Nerede kalmıştık? Evet. Evlilik yaşın getirdiği bir zorunluluk. Ama mecbur muyum ben evlenmeye? Ya istemiyorsam evlenmek? İyi ama bu bütün erkeklere hayır demek değil, değil mi tatlım? Evet, bazen birini gördüğümde aklım karışmıyor değil. Hatta şöyle içim kıpır kıpır oluyor ama. Ne dersin Güzin? Ne? Kolay gelsin. Teşekkürler. Güzincim, bunu benim için diker misin? Yarın akşama yetişecek ama. Sözümde giyeceğim. Tabii. Sözün de öyle mi? Hı hı. Tamam, bir ara provaya gel, ölçülerini alayım. Bir haber gönder, hemen gelirim ben. Ha, bu arada hepinizi mazur görüyorum. Çünkü aşk bakılacak kadar güzel bir şeydir. Evet Güzin, cevabını bekliyorum. Ay ne diyorduk? Bu zenginlikle diyordum. Herhalde tek başına yaşlanmayı düşünmüyorsun değil mi? Ben hayatı böyle kabul ediyorum artık. Nasıl yani? Bekarım diye bir yanım eksik değil çok şükür. Yani istesem sararmış yaprakların üzerinde, çiseleyen yağmurun altında, şemsiyesiz, kızardığı zaman yapraklar, kandil kandil yanarken sonbahar, kolumda bir dünya güzeli. Ah, ben o defteri kapattım kızım, sen de kapat. Aşk meşk istemiyorum artık. Beş, hadi kızlar, altı, yedi, sekiz,
8. 9. 9. 10. Tam 100 mekik çektim kızlar. Başın göğe ermiştir artık. Madem kimseye söz geçiremiyorum, bari bedenim söz dinlesin. Başkası canımı yakacağına kendim yakayım değil mi? Şuna bakın, sanki savaştan çıkmış gibi. Duyduğum pişmanlığa bakılırsa aynen öyle. Sonunda tanıdın ya herifi, gerçek yüzünü gördün ya, sen ona bak. Haklısın ama nasıl burnumu sürttü. Çürük bir diş gibi. Bundan sonra aşka maşka paydos. Aşka paydos mu? E peki biz bu kadar çileyi niye çekiyoruz Allah aşkına? Ben bir şey soracağım kızlar ya. Yani erkekler bizim için ne yaptı ha? Hiç, hiç. Benimki ben buyum diyor. Alternatifin yok ki, yok. Olsa ne yaparsın, gider misin yani? Aman, yok canım. Yani benim için öyle düşünsün istiyorum. Yani vallahi benim için şu kadarcık bir şey verse yeter. Vallahi yeter. Gerçek olsa da gitmem ben. Deli miyim? Değilsin tabii. Madem öyle hadi kızlar biraz daha içelim. Ya. Süt ısıtıyoruz hadi. Günaydın Seda Hanım. Günaydın. Yine işinizin başındasınız. Öyle. Oysa size saraylar yakışır. Burası benim sarayım. Sizi ikna etmenin bir yolunu söyleyin bana. Neden hayatımdan memnun olduğuma inanmak istemiyorsunuz? Çünkü yalnızsınız. Dert etmiyorum ki yalnızlık benim için sorun olsun. Hiç mi şansım yok? Bakın, ben kimsenin şansı olmak istemem. Daha alçak gönüllü şeylere razıyım ben. Hem sonra hayatı bir kez daha zorlamaya hiç niyetim yok. Yani hayatın zorlanmış yanı mı oluyor? O kadar mı gecikmişim yani? Farklı zamanlar diyelim. Ben bütün erkeklere dünyamı kapattım. Neden? Önemli değil. İzin verin, bir zorbanın kapattığı o kapıyı ben açayım. Bakın, bunu söylemek çok ayıp biliyorum ama mütevazi bir servetim var. Kayıtsız şartsız sizin olsun. Evim ve arabam dahil. Lütfen, çok rica ediyorum. Bu konuyu kapatın. Lütfen. Evet. Peki, rahatsız ettim sizi. Biraz dinlenin, geliyorum. Efendim. Of. Alo, Berrin. Yine gelmiş, gördün mü? Ben de onu diyecektim. Yazık ya, ne hallere düştü adamcağız. Ne yani, Seda'nın yerinde olsan kabul ederdim, bunu mu diyorsun? Aman, Allah yazdıysa bozsun. Hayır, yani adama bakarken... Bir zamanlar düştüğüm durumlar geldi aklıma, kendimi düşündüm. Ben de bu kadar zavallı görünüyor muydum acaba? Daha da beter. Seda çıktı. Sana geliyor galiba. Aa, dur dur, gördüm, tamam, kapatıyorum hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Evet hanımlar, hadi hadi hadi. Aynı hareketi 10 kez daha, tamam mı? Hadi hadi. Hadi. Hadi kızlar, bir şey daha. Gördün değil mi? Neyi? Ben çağırmadım, tamam mı? Gelip duruyor işte. Mut da vermedim. Ağzımdan çıkanla gözlerimden geçen de aynı. Ama yine de açık konuşmak gerekirse evet dememek için zor tutuyorum kendimi. Seda, bak eğer hoşlandıysan adamla... Hayır hayır. Ben sadece içimde kalmasın, yani içime dert olmasın diye anlatıyorum. Bu tıpkı şey gibi. Yani sigaraya tövbe edip arada bir sigara paketini koklamak gibi. Ama ya, biliyorum ki zararlı. Çok zararlı. Ya erkekler bana dokunuyor. Evet canım, şimdi çıktım. Takside gelmiş zaten. Tamam. 10-15 dakika sonra oradayım. Öpüyorum, bay bay. Pardon, bir saniye bekler misiniz? Tabii. Hemen dönüyorum. Şu provayı çabucak alsana Güzin. Öyle geciktim ki. Hemen. Zaten birkaç ölçü. Önce belini oturtayım yeter. Hmm.
Evet. Deliriyorsun meraktan. Ama ağzını açıp tek kelime edemiyorsun. Sor. Ne bilmek istiyorsan söyleyeceğim. Sana öyle geliyor canım. Aradığım aşkı buldum. Bu da hepinizi rahatsız ediyor. Farkındayım. Biliyorum. Her ay bir hayatının aşkı oluyor. İnsanın mutluluğu araması ayıp mı? Yok, değil. Ama uzun süre onu bulamaması insanı kaşarlaştırıyor. Seninki de o hesap. Hasedinden çatlıyorsun Güzin. Sırf şu öfkene bakıp tamam diyorum. Aradığım adamı buldum. Güle güle Deniz. Elbisenin modeliyle ilgili sonra konuşuruz. Son günlerde çok mutluyum Güzin. Bu da bana seni hoş görebilme gücünü veriyor. Çav canım. Hadi. Yakında gözlerinin nuru sönecek. Kalbim bu kadar dayanıklı olduktan sonra bana hiçbir şey olmaz. Öyle dalmışsın ki adamın biri aniden girip aklını başından alacak. Yıldırım aşkıyla mı? Ha? Önce cesedimi çiğnemesi lazım. Hani şu her zaman yaptıkları gibi. Program yaptınız mı? Bu gece nerede söndürüyoruz feneri? Seç bakalım. Mor. Her zaman çok şanslısın zaten. Ay hep söylerim çok şanslı. Taverneye gidiyoruz, hadi kalk. Allah, taverna mı? Sabaha kadar sirtaki yaparız artık. Oo! Aşk bir ayrıcalıktır diyor bu şarkı. Ama onun şartları ağır. Sevgiliye rağmen sevemezsin. Hangi aşık denk sevmiş ki? Hep biri aşka sığar. Bravo. Bence atıyor. Bence şarkının sözleri böyle değil. Ay valla atıyorsa da çok güzel atıyor. Ay çok hoşuma gitti ya. Ne diyor? Hep biri aşka sığar. Çok güzel. Şu herif durmadan sana bakıyor. Farkında mısın? Şu pembeli değil mi? Diğer herif. Üstelik bir de yanında kadın var. Düreyim mi şunu defterini? Ay Allah aşkına Berrin, iş açma şimdi başımıza. Güzelim dövmeyeceğim. Ona sadece diyeceğim ki sen benim kalbimdeki yaraları biliyor musun ha? O zaman ne demeye benim duygularıma hitap etmeye çalışıyorsun ulan? Ha? Allah aşkına. Hadi git hepsine aynen söyle şu herife. Belki kolun kafasına bir iki kelime bir şey girer hadi. Berrin lütfen. Ok yaydan çıktı artık. Pardon ben birazdan geliyorum. İyi akşamlar, saygılar. Yanınızdaki kadın kim? Ne önemi var? Ben size kartımı vereyim. Beni yarın arayın. Bütün numaralarım yazıyor kartta. Gereğini yarın hallederiz. Benim bütün numaralarım fazla gelir size. Şunu ne dersiniz? Başka numaralarım da var ama onu şu yanınızdaki kadına öğreteceğim ki sizi bir güzel hadım etsin. Pislik. Durun hanımefendi yapmayın. Ay tebrikler yani Berrin. Şahane bir iş sevgili açtın başınıza. Sevgili hanımlar bu benim yaptığımı hep
hepiniz yapabilirsiniz. Beri, çok kolay. Beri, biraz yürü. Cesaret. Sadece cesaret. Ya da gelin benim spor salonuma, ben de bir şey öğretirim. Beri, dost lütfen. Spor salonu. Altın Nefer'de var. Evet, aslında çok haklısınız. Gerçekten. Gelin, gelin. Aynı şeyleri yiyoruz. Ay, zahmet. Şunlara bakın. Yazık, gidiyor zavallı. Aa, ne dersiniz? Gidip bir el atalım mı şuna? Nasıl yani? Koşup sarkalım gelin arabasını. Kızı şu zor durumdan kurtaralım. Deli misin be kızım? Aklın varsa in arabadan. İn, kurtar kendini. Ha? Yol yakınken dön. Hı-hı. Daha fazla canın yanmadan kaç. Evet. Bak, daha çok gençsin. Hadi in arabadan. Hadi. Biz sana bakarız. Yeter ki bakarız, kurtar kendini. Hadi gel. Gel in arabadan. İçinde deli galiba. Allah versin, Allah versin. Seda. Seda. Ne oldu yavrucuğum? Ne oldu güzelim? Çok ayıp değil mi? Ya şu yaptığımıza, şu düştüğümüz duruma bakın. Başka birinin mutluluğu canımızı acıtıyor. Bundan sonra böyle güzelim. Aşk süsü verilmiş bütün cinayetlere son. Bravo Berin. Çok güzel konuştun. Ay, bir de gelin çok gençti ya. Yazık. Evet ya, gençti. Hadi bana gidip birer kahve içelim. Hadi hadi. Vay be. O güzel duygu. Sen gel, insanı zavallılaştır, acizleştir. Böyle elin ayağın tutmasın. Kalbin böyle ağzından çıkacak gibi. Uyuyamıyorsun. Gözler fal taşı gibi açık. İştah desen sıfır. Yok anacığım, benden paso. Yok, ben almayayım, kalsın. Sinirler de iyice laçka tabii. Hmm. Hayır, nöbetçi spor salonları olması lazım. Kızım sen bunu bir düşün. Süper fikir. Gecenin bir vakti siniri bozulan kadın ne yapsın? Kendini içkiye veriyor tabii. Halbuki olsa bir nöbetçi spor salonu. Değil mi? Ne depresyon kalacak, ne ihanet kuşkusu. Çok doğru söylüyorsun. Zaten spor da hormonal dengeyi sağlıyor. Yaşasın adrenalin. Ay, ben o adrenalinlerin hepsini yerim anacığım. Senin herifte irade sıfırsa, hormon da bir yere kadar yani. Duydunuz mu? Yavaş. Vermesin Berri. Sen miydin Cavidan abla? Oh, az kalsın öldürecektin beni. Sen de niye böyle sessiz sessiz geliyorsun be abla? Hırsız sandım ayol. Ne bileyim, evsiz barksız karıların yuvası olmuş burası. Hahay. Hepimizin en alasından evlerimiz var biliyorsun. Hı. Şekerim. Benim de Seda'nın da. Bir tek Berri'nin senin kiracın olarak sürünüyor. Eviniz barkınız da olsa yuvalarınız yok şekerim. Oh vallahi, ne çocuk ailesi, ne koca kaygısı. Kendinizi bir de mahalle halkının gözüyle görseniz. Aman. Aman be Cavidan abla, ne varmış hallerimizde? Sevgilisi, sözlüsü. Patron. Şş, biri görecek şimdi. Görsünler. Adım çıkar ama. Çıksın. Böyle frapan bir ilişkim olmadı hiç. Yani isterdim. Madem günün birinde pes edeceğim, aşk meşke her şey arkamda kalacak. Mazide böyle bir şey de olsaydı keşke. Evlenecekler mi?
Yarın akşam aile içinde söz kesecekler. Deniz'in elbisesini ben dikiyorum. Yarın akşam sizinkileri fethedeceğim. Eğer beceremezsem gece gelip zorla kaçıracağım seni. Bunu da zevkle yaparım biliyorsun. Beni hep böyle şımart oldu mu? Hep şımart. Şımart mı dedi? Ay ben çok şey atlamışım ya, çok. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi artık sen eve git. Yarın görüşürüz. Tamam. Bizi mi dikizliyordunuz? Ay ilahi, ustasını mı alacağız yani? Ay hayret edilecek bir şey. Bizi mi dikizliyordunuz dedim. Dikiz mi? Ne münasebet? Zaten içeriden hiçbir şey gözükmüyor ki. Hayır, patronun olduğunu herkes bilmez. Yanlış bir şey zannedecek millet. Güya laf çakıyorsun değil mi Güzin? Evet, patronum. Ama sevgilim de. Ve gördüğünüz gibi... Birbirimize sırılsıklam aşığız. Aman ne mutlu. Patronum diye birbirimizi sevemez miyiz yani? Bize ne bunlardan Deniz? Biz bir gürültü duyduk. Nedir diye baktık kapıdan. Aşk kapınızı çalmadıysa ben ne yapayım? Çaldı şekerim. Çaldı da. Aşk değildir o. Size öyle gelmiştir. Bence sabredin. Aynı yaşlarda sayılırız. Benim kapımı kıran aşk. Komşucuklarım, neden bir günde sizin kapınızı tıklamasın? Ha, Güzin. Yarın akşama kıyafetimi yetiştir. O gece şahane olmalıyım. Eski arkadaşlar sayılırız. Alın bu öğüdüm size kıyak olsun. Önce onun yıldız haritasını çıkardım. Neden? Çünkü onu tanımanın, anlaşmanın yollarını arıyordum. Gerçi fala büyüye inanmam ama bir erkeği normalleştirmenin reçetesidir. Yani anlıyorsunuz değil mi? Seni dinliyorum da Deniz. Aşk üzerine konuşmanın ehliyet gibi bir şey olmalı. Bu kaşarlara kalmamalı. O zaman hepiniz gözlerinizi toplayın üzerimden. Her saniye beni gözetlemeyin. Madem benden akıllısınız, benden mutlu da olun göreyim. Sırf şuna inat. Ya bir fırsat daha diyorum kendi kendime. Çok iyi olur. Bu gidişte sinir diye bir şey kalmayacak hiçbirinizde. Ya beni şımart diyor adam. Bir fırsat daha öyle mi? Bana bir fırsat daha deseler kiminle derim. Bir melekle. Öpmesini bilen bir melekle. Neler oluyor orada? Melek? Olur. Kıymetini bilir hiç değilse.
Öpmesini bilen bir melek mi dedin? Ben galiba çok ayıldım bu gece. Heba oldu önce alkol. Hadi gelin bana gidelim. Benim daha iyi bir fikrim var. Hadi. Ne istediğimi biliyorum ben. Aşka paydos. Aşka paydos. Aşka paydos. Yarın karşıma çıksa dese ki bana, bak güzel, tam da bir hanımefendi arıyordum ben. Ama sanki herif bana dünden hazırmış gibi. Ama neden olmasın? Neden? Eşyalarını oraya indirdiğine göre demek ki artık komşu sayılırız. Buyurun. Bu gece sabaha kadar uyku yok bana kızlar. Hı? Daha gidip Deniz'in söz kıyafetini yetiştirmem gerekiyor. Hı. İyi. Hadi iyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin. Bana sorarsan zaten yoktu aşk hiçbir zaman. Mutlu olamaz gülüm, aşk esaret sanan. Sevgi mutluluktur, oysa sende ne arar? Acının, kederin, aşkı buraya kadar. Sevgi mutluluktur, oysa sende ne arar? Acının, kederin, aşkı buraya kadar. Hadi bana, hadi bana, hadi bana, hadi göster gerçek kendini. Hadi tatlım kus bütün, bütün halini. Hadi bana, hadi bana, hadi bana, hani aşıktın sırılsıklam, hani tatlım ölecektin aşkından. Kim bilir ne havalı sevgilisi vardır bunun. Şuna bak. Orada yatacak. Arsız yalanlarım, kaldı umutlarım, akmaz gözyaşlarım bundan sonra. Sevmem ben bir daha, kanmam yalanlara. Sabaha kadar uyuyamadım. Tuhaf bir şekilde ağlıyorum sevinirken. Evet, aynen. Bugün pazar. Ve akşama sözümüz var. Hayır hayır. Hiçbir şey için zaman ayırmanı istemiyorum. Her şeyi ben ayarlarım. Sonra da senin gelip beni almanı bekleyeceğim. Tamam. Hayır, bir sürü para bıraktın zaten. Tamam. Hoşça kal sevgilim. Bir tanem benim. Hoş geldin. Seda Hanım. Seda Hanım. Geldim.
Geldim. Biz geldik. Günaydın. 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 Buyurun. Aman ne güzel bir sabah bu. Günaydın. Bak, tam bana göre bir şahmaran. Ağzı var, dili yok. Şahmaran değil o, deniz kızı. Şahmaran. Deniz kızı. Sen hiç deniz kızı gördün mü? Deniz kızı görmüş gibi inat ediyorsun. Sen hiç şahmaran gördün mü? Af buyur. Burası ne dükkanı? Zeplin tamircisiyim. Günaydın. Günaydın Behrincim, gelsene. Çıkmıyor muyuz? Gel gel. Vay, çok güzel olmuş. Duygularını hiç katmamışsın. Evet, bitti sayılar. Bakayım şuna. Nasıl? Şahane. Dikerken düşündüm de... elbisesini özellikle getirdi bana. Mutluluğunu gözümüze sokmak için. Bakın ben gidiyorum, siz ne haldesiniz demek için kendince. Onun gözü kara. Patronunu kafalamaya kalkacak kadar göz dolmuş. Öyle mi? Ama saat doldu Cinderella. Çık kostümümden. Beni küçümsemek iyi geliyor size, biliyorum. Ama beni bekleyen zenginliği de düşünün biraz. Hayatınız zehir olsun. Elbisemi alabilir miyim canım? Daha kuaföre gideceğim. Bu da ücretin. Ha, kuaförde giyineceğim. Beni yine görmek istiyorsanız akşamüstü pencerelerinizde olun. Gelip beni evden alacak. Tatlım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyur. Bir yakınım taşındı da bu mahalleye. Sanatçı kendisi. Bir heykeltıraş. Acaba bir bilginiz var mı? He şey, dün gece biri taşındı ama. Kim bilir, belki de şeydir aradınız. Bakın şimdi buradan gideceksiniz. Biraz ileride şey var dükkanı. Şey, Deniz kızı. Gidelim. Hoş geldin. Ne olur affet beni. Daha bu sabah duydum. Mal sahibi atölyeyi boşalttırdı dedikleri an... inan kaynar sular döküldü tepemden. Heh, ben de tam size geliyordum. Şişt, ne oluyor? Akşam ne yapıyoruz, düşündünüz mü? Ya boş ver şimdi bunları. Gel sana içecek bir şey ikram edeyim. Tamam. Mahallede ne tuhaf oldu değil mi? Ben biraz gidip çalışsam iyi olacak. Kara! Kara! Thank you.
Öyle baktı ki. O ne istediğini biliyor. Peki ama o sarışın kadın kim? Sana bir taksi çağırsaydım. Ay yo yo. Kaskatı kesildi her yerim. Biraz yürüsem iyi olacak. Sen bilirsin. Ama çok iyiydi. Teşekkür ederim. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşça kal. Şu anda size yanıt veremiyorum. Notunuzu bırakırsanız size hemen döneceğim. Söz. Bir tanem ben hazırım. Telefona bakmadığına göre herhalde banyodasın. Lütfen çabucak gel ve beni al. Hemen. Lütfen. Beni görünce gözlerine inanamayacaksın. Öyle hazırım ki sana. Her şeyimle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Berri, ışıl ışılsın. Ya sendeki bu zerafet? Bütün gözler senin üstünde olacak bugün. O defteri kapattık güzelim biliyorsun. Ama sen bilmiyorum yani. Bakamayacak gibi değilsin. Hadi gidip serseri güzünü de kurtaralım. Şu anda size yanıt veremiyorum. Notunuzu bırakırsanız size hemen döneceğim. Söz. Alo? Deniz. Ali, neredesin? Öldüm meraktan. Ben mesajlarını aldım. Ben de sana kendimi hazırlıyordum.
Kendimi şimdi sana söyleyeceğim sözleri hazırlıyordum. Kolay değil tabii. Ali? Bak, kestirmeden gitmek en iyisi. Lafı dolandırmaya gerek yok değil mi? Deniz, buraya kadar. Bitti. Ali anlamadım. Durumu daha fazla zorlaştırma, olur mu? Beni sevmiyor musun? O konuya hele hiç girmeyelim. En iyisi bitirmek. Böylesi daha iyi. Neden? Böylesi daha iyi çünkü ben kendimi... Kimseye bağlanmaya hazır hissetmiyorum. Çok özür dilerim. Bağışla beni. Hoşça kal. Ali lütfen. Ha, bir de anahtarım olacaktı sende. Onu da lütfen at gitsin. Ali. Şu anda size yanıt veremiyorum. Notunuzu bırakırsanız size hemen... Şu anda size yanıt veremiyorum. Notunuzu bırakırsanız size hemen döneceğim. Söz. Aa. Ay, geldiniz mi? Hele şükür. Hadi hemen kaçalım. Neredeyiz bu akşam? Nedir bu acele kaçar gibi? Aman, birazdan sevgilisi gelip alacak Deniz'i. Onun tafrasını görmektense. Sen onun için mi koltuğu pencerenin kenarına koydun? Evet. Ne yalan söyleyeyim öyle. Deniz'in evden çıkarken neler yapacağını da acayip merak ediyordum. Hadi kaçalım. İşte adam. Yalvaracak mısın? Yalvaracağım. Gerekirse ayaklarına kapanacağım. Dur. Gidip onun karşısında ağlayacağına öl daha iyi. Öl daha iyi. Ay, ne oluyor yahu? Tatsız bir şeyler var galiba. Ay, ben şimdi bunu öğrenmezsem çatlarım ama. Güzin, Allah aşkına. Ay, görmüyor musunuz ya? Bir şey olmuş. Hem... Parası kaldı bende. Gelip onu alsın. Evet, bu benim telefonum. Geldim. Ali. Ha, Deniz benim, Güzin. Dün akşam gereğinden fazla para bırakmışsın. Ben sadece hakkım olanı... Deniz? Deniz? Ne oldu? Deniz, iyi misin? Deniz, lütfen bir şeyler söyle. Önemli bir şey yok değil mi? Alo? Ay, ne yapsak ya, ben çok kötü oldum. Gidip bir baksak mı? Ne olmuş ki? Deniz, tamam, biz şimdi hemen yanına geliyoruz. Sakin ol, tamam mı? Lütfen sakin ol. Deniz hemen geliyor. Ne yani şimdi, gidip teselli mi edeceğiz? Ay hadi. Ay, ben de gelmiyorum. Aa. Hem olur böyle şeyler. Hadi 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 hadi. Canımı okuyacağım senin. Canımı okuyacağım. Puş. Sabaha kadar senden daha iyisini bulacağım, göreceksin. Sabaha kadar senden daha iyisini bulmazsam insan değilim. Eğer bulamazsam şu cam kırıklarıyla parçalayacağım kendimi, göreceksin. Git.
Deniz abla kapıyı yarına kadar açık bırakıp gitti. Aa. Sakinleşinceye kadar şöyle durayım da Aybe'ye yazmasın. Devam edin lütfen. Sürün. Hemen. Aa! Ay ne olmuş burada ya? Aa. İşte ispatı. Aşk da bu değil mi? Evlerden ırak. Şuraya bak ya. Sen kendi derdine yan. O bunca deneyimden sonra kendini teselli etmeyi de bir şekilde öğrenmiştir. Bana bak. Sen bu lafların hiçbirini duymadın, tamam mı? Al yak abla, iyi gelir. Teşekkür ederim, kullanmıyorum. Ya sen şimdi yine de yak, bir kafan dağılsın ha. İstemiyorum, teşekkürler. Ya affedersin, karışmak gibi olmasın ama ne acısı bu ablacığım? He? Koca dayağı mı? Aşk acısı mı? Şerefsizim ben dedim kendi kendime. Gönül yarası bu dedi. Ya. Ama yıprattın abla kendini ya. Bak böyle yapacağına sen aslında... Bu... Lütfen işinize bakar mısınız? Kızlar hadi. Bütün günü burada mı geçireceğiz? Tamam geldik, tamam. Yani bir bu eksikti. Neyse siz bir taksi çağırın da ben de şu eteğimi değiştirip geleyim bari. Yani aşk acısıysa diyecektim. Git kapısına madara et herifi. İhtimal ailesi de vardır onun. Karısının önünde canını çıkar. Bağırsaklarından kokoreç yap. Dalağını eline ver. Ya bak seni gaza getirdiğimi sanma ha. Çok ciddiyim. Ya herif seni kazıklamış. Sen içine atacaksın öyle mi? Yok ya. Bak dinle beni. Ver adresini götüreyim seni. Böyle kendini harap edeceğine ifadesini orada al, hesabını orada kes herifin. Evli değil. Bak bak bak. Hem mazereti yok hem senin canını yakıyor ha. Söyle abla. Söyle şu adresi de gidelim. Çorbasına kan doğru herifin ha. Kar sokak No 6 daire 3 suariye. Sen bana mı bakıyorsun? Evet. Ama bu yüzündeki ifade... Gözlerim ne diyorsa o. Yemin et. Sen hangi yemine inanırsın? Tamam tamam. Dur. Vazgeçtim. Şimdi benim şey demem lazım tabii. benim şey demem lazım. Benim... Ay Güzin. Güzin canım ne oldu? Durun sakin olun, bir şey olmadı. Güzin ne oldu? Yardım edin, kaldıralım. Şu taksiyi hallet. Tamam. Güzin. Kapıyı açın. Masadakileri şöyle boşaltın. Al şunu. Neyle karşılaşacağım belli olmaz abla. Al şunu abi.
Kim var orada? Deniz. Bu ihanet değil. Sana söylemiştim. Bitti demiştim. Buraya gelmeyecektin ve bunların hiçbiri olmayacaktı. Bak biz güzel aşıklar olmayı denedik. Ama beceremedik. Buraya kadarmış. Bitti. Gir içeri. Ay Güzin. İyi misin bir tanem? Ne oldu bana? Ay tansiyonun düştü herhalde. Ay, dur ben sana bir tuzlu ayran getireyim. İyi misin canım? Ay üstüm başım batmış yine. Ay. Üzülme canım, ben sana bir şeyler getireyim. Nerede anahtarın? Canım da. Ay. Ne oldu abla? Bir güzel benzettin değil mi herif? Konuşma tamam mı? Devam et sen. Ne istiyorsun benden? Ne oldu size? Bilmem. Galiba biraz gözlerim karardı. Su yok mu buralarda? Aa, bana şu şişeyi uzatsana. Biliyorum. Mutlu olmak korkusu bayılttı beni. Sonra onu nasıl korurum diye korktum. Eski saçma korkular bunlar. Efendim? Hı? Aa, ben kendi kendime konuşuyorum sandım. Güzin. Aa, iyiyim ben. İyiyim. Gayet iyiyim. İyi aman çok şükür. Ay, korkuttun bizi az önce. Ben de ölüyorum sandım. Size de çok teşekkür ederiz. Benim için zevkti. Vallahi güzelim bunu bulabildim. Tamam. İyi misin biraz daha? İşte dün geceki uykusuzluk. Galiba biraz heyecanlandım da. Ben şunu değiştireyim. Size çok teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldunuz bize. Artık komşuyuz. Evet, bir de öyle bir şey var değil mi? Aslında bakın, bizim bir programımız var bu akşam. Aa, sahi siz de katılsanıza. Aa, evet evet. Teşekkür mahiyetinde. Çok zarifsiniz ama yarın sabaha bitirmem gereken işler var. Başka bir akşam belki. Neden olmasın? Başka bir akşam söz ama. Söz. Gel koluma gir. İyisin mi? Ben bir taksi çağırayım o zaman. Ay hiç taksiye binesim yok kızlar. Yürüyelim ne olur. Olur. Ay şöyle bir gönlüm ferahlasın ayol. İyi tamam, hadi çok haklısın, gel. Nazik. Zarafetle geri çevirdi teklifimizi. Doğru aslında. Başkası olsa balıklama atlardı bu teklifi. Ay Güzin. Seni bir kucakladı ki.
Nasıl yani? O beni kucakladı mı? Seni içeriye kim taşıdı sanıyorsun? Kucağında. Evet. Ne yapacağım ben şimdi? Aşağılık adam. Şu sokağa girip karşıma çıkan ilk adamla. Kapının önüne koydum beni. İşte karşıma çıkan ilk erkek. Şansa bak. İyisi mi tövbe edeyim ben. Hayır, bu sayılmaz. Şöyle bir kafamı toparlayamadım ki daha. Şu sokaklara dalar dalmaz karşıma çıkan ilk adamla dedim, tamam. Ama bu sayılmaz. İyi akşamlar. Ben de otobüs beklemiyorum. Sadece sizi görünce yemin ediyorum ayaklarım kilitlendi. Nasıl diyeyim, yürüyemez oldum. Bakın serseri değilim ben. Samimiyetle söylüyorum. Ne olur kendimi anlatabilmem için bir fırsat verin bana. Bakın sizi bırakmam. Bırakamam. Yani gecenin bu saatinde karşılaşmamız tesadüf olamaz. Belki bu ikimiz için de yepyeni bir... Nereye gidiyorsunuz? Bu sokaklar hiç tekin değil. Bence dönün. Başınıza iş alacaksınız. Dönün. Bugün çok tatlı. Söyle. Sen söyle. Sen söyle. Ya hadi, hadi, hadi söyle. Söyle. Ya birisi söyle, sen söyle. Kimse konuşmayacak mı? İyi. Ben konuşurum. Ama emin değilim daha. Kızlar ben... Evet. Ben... Hadi. Ben size ihanet ettim diyemem ki. Hadi yüzüme tükürün benim. Çünkü ben bir zavallı gibi aşık oldum. Öldüreceksin meraktan, hadi. İyisi mi şu kadın dostluğunu içelim ha? Hadi hadi. Hadi kadın dostluğuna. Kardeşim ben kimseye bir şey vermem. Ne olacak? Araya veren mi? Gelsin lan. Hadi. Oo, bebek ne böyle akşam akşam? Ne aldın lan? İyi akşamlar. Bakın bakın kimler düşmüş buraya? Ya, dokunma bana. Defolun gitsenize siz. Güzel bir akşam geçirmeye ne dersin? Defolun be, defolun. Öfke baldan tatlıdır. Bal dudaktan dökülen buse nazlı yardan tatlıdır. Nasıl? Bakın polis çağıracağım şimdi. Yok ya. Ne diyeceksin peki? Alo. Polis. Çok şey durumdayım lütfen yani. Polis de karşı taraftan sesleniyor. Sen pozisyonunu bozma, biz hemen geliyoruz. Sahi, ona geldiğimi söyledim mi ben? Onun benim için buraya geldiğini söyledim mi? Cevahir seni bekliyor. Ya ne sandın? Pislik. Seni yalancı sürdüm. Ayrılma buradan, tamam mı? Bekle. Azıcık sıkıyorsa tabii. Bekle, Cevahir de duysun bu söylediklerini. Bakalım bu akşam tek parça halinde kalabilecek misin? Cevahir beni bekliyor.
Lavabo ne tarafta? Millete görünmeden yüzüm gözüm ne durumda bir bakayım. Gelip. Cevahir için gelmiş. Masasına bırakıver. Cevahir mi? Allah Allah. Gel bakayım sen. Kızlar. Işığı yanıyor. Ay bir doğru dürüst teşekkür edemedik adama. Kahveye onu da mı davet etsek ne dersiniz? Çok mu cüretkar olur? Aa, bir dakika bir dakika. Teşekkür borçlu olan benim. Bekle burada beni. Benden bu kadar. İyi akşamlar. Hayır, iyi sabahlar. İyi sabahlar. Ve teşekkürler. Şey için, yani biz düşündük de... İçeri girsenize. Teşekkürler. Dans bakalım. Bir dakika durun bakalım. Ben lavaboya kadar gidecektim. Cevahir ile görüşmeyecek miydiniz? Bekleyin birazdan gelecek. Ne kadar acayip bir yer olmuş burası. Sanki yıllardır buradaymışsınız gibi. Ben de kendi yerimi arıyordum. Demek ki bulmuşum. Çay demlemiştim. Size de ikram edebilir miyim? Durun çayları ben koyayım. Mahalle bir şey oldu sizinle. Önce biraz şaşırdık tabii. Sonra bir hareket bir hareket. Sonra siz... Hemen arkanızdan heyecanla sizi soran o sarışın güzel kadın. Ne var? O benim modelim. Ne zamandır semaver görmemiştim. Seni bekliyormuşum. Öyle mi? Cevahir. Cevahir öyle mi? Cevahir tabii ya. Ne sandın? Bulunmaz Hint kumaşı demek. Cevher yani. Önce siz. Adınızı bilmiyorsanız. Serdar. Ben Güzin. Bunlar da Beril'le Seda. Ben Seda. Memnun oldum. Ben de Beril'in. Cevher ben. Cevahir. O kadar önemli diyorsun yani. Ne diyorsun? Öyle ateş gibi bir şey. Adeta zehir. Gözün yiyorsa ver damardan. Bana bak kafan iyi mi senin? Ben her zaman mühim bir kafa taşıyorum. Ya sen? Hep buralarda mı sürtüyorsun? Az önce marifetini gördüm. Haraç topluyorsun. Anladım. Sen adamını arıyorsun. Şu haline bak. Birkaç serseri senden korkuyor diye kendini çok ağırdan satıyorsun. Aynen öyle. Ama bunu çıkarınca... Hafifliyorum. Az önce gördüm. Burnuma sokma. Kim bilir kimlere yalakalık yapıyorsun. Diyelim ona buna. Ya sen... Kendini kimlere pazarlıyorsun?
öyle biri gibi mi görünüyorum? Ne o? Haysiyetine mi dokundu? Sen haysiyetten ne anlarsın? Kaşardan anlıyorum ama. Bana mı dedin? Senden başka kebaşı var mı karşımda? Sana tabii. Adımı neden verdin? Kapının önünde duydum. Serseriler adını korkarak anıyorlardı. Elimden geçmişlerdir. Ben müsaadenle. Biz yıllardır bu sokaktayız. Sanki burada doğmuşuz gibi değil mi? Siz çok sık yer değiştirir misiniz? Söylediğim gibi. Yurdunu arar insan. Sevemiyorsan git. Ben buna inanırım, böyle yaşarım. Buna inanınca da... Nasıl yani? Aşk zora gelmez. Kalbini gömmek zorunda kalırsan kaç. Yani siz buraya... Evet. Kaçtım. Buraya kaçtım. Ardımda birçok şeyi bırakarak... Köprüleri yıkarak kaçtım. Birinden mi kaçtın? Yani birine... Birine evet dediğin an aslında bütün dünyaya hayır demiş oluyorsun. Biz bunu unutuyoruz galiba. Biri için bütün dünyayı siler misin? Evet, adımı neden verdin? Biri var, o yüzden. Nasıl yani? Bir adamı incitmek için ne istersin? Ne? Bir adam. Bir alçak. Burnu sürtülsün istiyorum. Bana kaça mal olur? Canı ne kadar yanacak? Eziyete göre para mı? Öyle tabii. Maliyet eziyete göre değişiyor. Sen nasıl bir şey istiyorsun? Bir erkeği ağlatacaksınız. Hem öyle az buz değil. Hüngür hüngür ağlayacak. O kadar içine oturdu ha? Sana ne? Olmaz. Bilmezsek olmaz. O zaman alelade bir serseriden ne farkım kalır benim? Adamın suçu ne? Ümit verdi bana. Tam kız lafı bunlar. Peki. Peki tamam. Senin için o herifin canını okuyacağım. Biz artık kalksak iyi olacak. Geç oldu. Bir dakika. Size bunları vermek istiyorum. Aa, çok güzeller. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bu da sizin. Çok naziksiniz. Beklediğiniz müjdeleri getirmesi dileğiyle. Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş. Ödemeyi nasıl yapacaksın? Bunlar yeter mi? Allah bilir, bu üstündekileri de sana o herif almıştır. Tamam, tamam. Ben işime bakarım. Söyle bakalım. Nerede bulacağız bu adamı? Ben sizi onun evine götürürüm. Bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. Sen iyisi mi bizi adamın evine götür. Hadi bakalım, topla çakalları, gidiyoruz. Tamam abi. Ha, adamlara söyle bize minibüs ayarlasınlar, baksana. Bayağı kalabalık oldu. Tamam. Çok kibar adam ya. Bak seni çok beğendim. Baksana. Çok şirin olmuş. Benim elimi boyadı. Bizimkini daha önce yaptı herhalde. Seninki kurumamış. Önce bizimkini yaptı demek ki. Şu taraftan kaçabilir miyim acaba, ya da şu taraftan?
İsminde benim adım gizli. Nereye gidiyorum bu heriflerle? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gözlerim ne diyorsa o dedi. Gözlerim ne diyorsa o. Daha ne desin? Daha ne desin adam? Nasıl kurtulacağım bunların elinden? İntikam hoş bir duygudur. Sana tavsiyem, kendini öfkene bırak. Nereye gidiyorum bu heriflerle? Birazdan o adamla karşılaştığında... Ben dokunmayacağım, anladın mı? Elimi bile sürmeyeceğim. Boşuna mı para veriyorum sana? Rüngür rüngür ağlatacağız, öyle mi? Beni kucaklamış. Ben bayılınca kapısının önünde beni kucaklamış. Saçmalıyor muyum? Kafamı bu evin duvarlarına vura vura ağladığım günleri ne çabuk unuttum. Birbirlerinin ellerini tuttular. Küçücük, usulca ama tuttular. Yanakların kızarmış senin. Abla? Hani bugün yemeğe geliyordun sen? Ne bitmez işlerin varmış senin? Müşteri beklemez dedim. Aşk beklermiş gibi. En yakın. Bir yandan da bana kıyamıyorlardı. Bunu her hallerinden anladım. O an ikisinden de kurtulmak istedim. Sen... Şunu mu istiyorsun? Al. Abla... Gizli. Hayırdır böyle soluk sola? Koştum da biraz. Evin içinde? Hı hı. Saçmalama. Tansiyonun mu düştü senin? Ya ne bileyim. Deniz'i merak ettim. Hala gelmedi de. Onun için mi endişeleniyorsun? Aman yalan söylüyorum. O her kapıyı çalmış kardeşim.
Buraya gelene kadar kaç kere feleğin çemberinden geçmiş. Her neredeyse bakar başının çaresine. Öyleyse? Berin. Seda'yı suçluyoruz ya. Hı. Ben bir adamın peşine takılır da gidersem yüzüme bakma benim, tamam mı? Yani beni değil arkadaş yerine, insan yerine bile koyma, tamam mı? Güzin, bütün bunları biliyorum. Tekrar söylemene gerek yok. Ama bir şeyler var sende. Bir şeyler olmuş sana. Aa, Serdar'ın verdiği kuşu bir kenara mı fırlattın? Ay, ben hakikaten fena oluyorum galiba. Güzin. İşte tamam bu sokak. Bu sokağa dön. Adamı kendi ellerimle verdim. Bir doktora götüreyim mi seni? Götür. Ama hangi hastanenin rahat battı servisi varsa oraya götürürüm. Dersiz başına dert alanların bölümüne. Neyse. İyi ki geldin Berin. Teşekkür ederim. Sahi ne oldu? Soramadım. Sen iyi misin? İnanmayacaksın. Tam yatıyordum, Deniz geldi aklıma. Ne olursa olsun yalnız bırakmamalıydık. Sahi mi söylüyorsun? Hı-hı. Yani kusura bakma ama senin Deniz için endişeleneceğine hiç kimse inandıramaz beni. Sende de bir şeyler var sanki. Ay, ölümü öp söyle. Hayır, benden daha dertli birini görürsem biraz rahatlarım belki. Baksana. Biz böyle mahallenin cadıları gibi ayaktayken Seda'nın uyuması revan mı? Hadi gel onu da kaldıralım. Gidip onun başına ekşiyelim. Tamam, hemen çıkalım. Şu gözlerini sil, akmış. Serdar. Şu adam serseme çevirdi beni. Yok. Bu böyle olmayacak. Olmaması lazım. İçimde büyümeden bitireyim şunu ben. Ama nasıl? Kızlara söylemeyle. Anlatırsam kurtulurum. Sana söz. Salliye sümük ağlayacak adam. Peki sen herifi ağlarken görmek ister misin? Neden soruyorsun? Bu ekstraya girer de ondan. Evet. Herifi ağlarken görmek ister misin dedim. Bilmiyorum. Neresi? Giriş. Fotoğraf kaybolmamalı. Varsın kaybolsun. Bir an önce unutursun sen de. Hayır. Unutursam öfkem geçer. Öfkem geçsin istemiyorum. Çünkü unutursam... erkeklere inanmak için yeni mazeretler bulabilirim kendime. Döndüğünde... eğer cesaret edip dönerse tabii... onun canını yakmazsam gençliğimin hayrını görmeyeyim. Ama öbürü de kız kardeşin. Artık ne kardeş var ne de o adam. Hadi çıkalım. Size anlatacaklarım var. Hı? Öyle bir şey ki duyunca beni öldüreceksiniz. Hadi ya. Hadi. Thank you.
Evde yok. Bekleyelim mi? Bu evde sana ait bir şeyler var mı? Neredeyse her şey onun. Gel bir kamyon dayayalım kapısına. Boşaltalım evini herifin. Dönünce dımdızlak bulsun. Hem bu sana da iyi gelir. Hiçbir şeyini istemiyorum onu. Yakalım o zaman. Külü bile kalmasın. Hayır, sakın ha. Neden? Yoksa anılarına mı kıyamıyorsun? Hadi gidelim, çıkalım buradan. Hop. İade yok, biliyorsun değil mi? Öfken geçerse iade yok, haberin olsun. Öfkem geçmeyecek, asla geçmeyecek. İyi. Nerede bulacağız onu? Her zaman takıldığı bir bar var. İyi. Gözlerimiz birbirine alışıyor. Ya Serdar, şu adama bir şey söyle. Beni zorla evime götürmek istiyor. Ama ben Serdar'a gitmek istiyorum dedim. Bırak sana yardım edeyim, gel. Neden kaçtın bizim sokaktan? Atölyem bomboş. Ne kadar üzünlü anlatamam. Hadi gel. Ne oluyor? İleride çevirme var abi. Hay Allah. Konvoyun uzunluğuna bak. Ağaç olacağız şimdi. Seda. Seda. Seda, gel gel. Ay, kapı açık. Niye cama vuruyorsunuz? Kapını kilitlemiyor musun sen? Kız serserinin biri yalnız olduğunu fark ederse. Ay, yalnızlığımı fark edecek birine serseri diyemezsin şekerim. Aa! Ay, bu vallahi sınırda. Bıçak sırtında. Kızlar. Aa. Siz misiniz yine? Gecenin bu saatinde sokaklarda. Uyumadın mı sen hala Cavidan abla? Sarasana sen yastığını. Siz iyi saatte olsunların şehrine uğradınız kızlar. Vallahi cinler çarpmış sizi. Geceleri bu kadar gezer misiniz? Buyurun. Karanlıkta nereye bastığını bilemez insan. Uğursuz eşiklerden destursuz atlıyorsunuz. Netameli yerlere giriyorsunuz. Oralarda kim bilir neler yediriyorlar size. Öyle sahipsiz kediler gibi. Ay. Sen kimi bekliyorsun peki böyle sabahlara kadar pencerelerde? Ha? Cevap versene bana. Ben de yakıştırayım mı şimdi sana bir şey? Sen önce kendine bir koca yakıştır yavrucuğum. Duydunuz mu? Duydunuz değil mi bana ne dedi? Hadi hadi girelim içeri. Bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksınız. Hadi. 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 Hay Allah ya. Şuraya bak. Bitmez bu. Bari şunu göstereyim de kimin yolunu kesiyorlarmış bilsinler. Polisleri mi? Tabancayı mı abi? Gözleri kamaşacak. Abiye ruhsatını sorarlarsa? Oğlum, bundan kaç tane var ki koca İstanbul'da? Bu bizzat ruhsatın kendisi. Bak nasıl parlıyor. Görünce hayran olacaklar. Saygı duyacaklar. Hatta düğmelerini ilikleyecek memur. Sıkı dur Seda. Birazdan çok acayip itiraflar duyacaksın. Sahi mi? Hı? Ben de günahkar bir yoldaş arıyordum tam.
Bana öyle koyu bir kahve yap ki Seda. Şu içine düştüğüm durumdan uyanayım. Gözlerimde zerre uyku. Eğer varsa şuramda şu kadarcık umut kalmasın. Güzin. Aşık mısın yoksa? Kızlar. Ben... Of! Şu kahveyi yapmayacak mısın sen Seda? Aslında benim içimden geçenleri bilseniz, yani içimden dediysem aklımdan. Allah Allah. Bütün tövbeler bozulacak bu gece. Şu kahveyi yapsam iyi olacak. Sen aç bakayım, kapıyı aç. Abi. Abi dur abi, bir ararlarsa üstümüz başımız eczacı deposu gibi, yapma be abi, yanarız. Bir sürü de para var Zula'da. Abi. Abi. Ne yapıyorsun sen? Çekil. Dur, madem gidiyorsun benden aldıklarını geri ver. Gidip başka birini bulacağım, tamam mı? Aklı başında bir serseri vardır herhalde. Sana söz verdim. O herifin işini bitireceğim. Ama şimdi çekil önümden. Beni yarı yolda bırakıyorsun öyle mi? Teşekkür ederim. Tam sana layık bir davranış. Bana sorarsan zaten yoktu aşk hiçbir zaman. Mutlu olamaz gülüm. Aşk esaret sanan, sevgi mutluluktur. Oysa sende ne arar? Acının, kederin, aşkı buraya kadar. Sevgi mutluluktur. Oysa sende ne arar? Acının, kederin, aşkı buraya kadar. Hadi bana, hadi bana, hadi bana, hadi göster gerçek kendini. Hadi tatlım kus bütün, bütün halini. Hadi bana, hadi bana, hadi bana, hadi aşıktın sırılsıklam. Hani tatlım ölecektin aşkından. Ağırsız yalanların kaldı umutların. Akmaz gözyaşlarım bundan sonra. Sevmem ben bir daha, kanmam yalanlara. Der mi gözyaşlarıma? Sorarsan zaten yoktu aşk hiçbir zaman, mutlu olamaz gülüm.